Evet, Burak hoş İyi geldin. yayınlar Çağrı abi, hoş bulduk. Hoş geldin kardeşim. İyi yayınlar. Ana böyle Hoş oluyorsun geldin ama. Burak. Seni tanıyalım Burak. Abi ben öncelikle bunu söyleyeyim. Ben burç yorumcusu değilim. Ablam burç yorumcusu. Onu getirdim. Öyle mi? Nasıl yani? Evet, böyle Tamam. bir gerçek var. Burak'ı atalım Evet. aşağı o zaman. Ablan nerede Aa, Burak? Gürkan var. O abi. altta da Gürkan var. O mu lan yoksa? Dur bakayım. Yo. Yok, ablam burada yanında şu an Ha, konuşacak da. yarın da aynı odadasınız. Evet, gerçekten aynı odada. Ya o kadar internet çağına geçtim ki Burak'cığım kusura bakma yani artık hani yan odadakiler bile Discord'la gelildiği için yayına hani şey oldum anladın mı? Estağfurullah abi. Kusura bakmayın yani. Karaman sen ne yapıyorsun ya Karaman? Bak mikrofonu da kapalı yaptığı harekete bak. Çağrı abi, istersen ben ablamı Ne vereyim. yapıyor lan Sana burada? soruları sorsun istersen. Tamam önce bir sizi tanıyalım ya öyle hemen yani şey yapmaya gerek yok yani bir tanıyalım ya tanışalım yani Burak bir anlat bakalım kendini. Ben Burak Kasırga, okuyordum, bitirdim liseyi. Yakında askere gidebilirim. Okuyordun 19 bitirdin yaşındayım. liseyi. Evet, maalesef üniversitelik bir durum yok. O ne demek lan? Üniversiteye gitmedim abi. Üniversitelik Meslek bir durum lisesi yok. Bunun kendi mezunuyum. kararını kendin vermiş olman da ilginç. Yani. Üniversitelik bir durum yok. Bende bu kadar lise. Dedim ki abi. Abartılıyor yani gibi mi? Öyle bir anlattın ki yani. Evet. Başka da bir vazosuzluğum var böyle direkt, yani Burak, o söyleyeyim. senin fotoğraf gerçek fotoğrafın mı senin? Abi ben vücut geliştirmedeyim şu an, aynen Sen gerçek. Burak bu mu? Bu kol senin kolun mu Burak? Kol mu o ya da? 47 santim abi. Nasıl yani? 47 santim mi? Şimdi Bak, evet. santim işin içine santim Vallahi. hesabı girdiği zaman. Santim hesabı girince akıllar tabii. Oğlum bir şey Mavi. söyleyeceğim. Sen vasıfsızım diyorsun da bayağı vasıflaştırmışsın kendini. Abi 120 kiloyum ya. Yani 120 kilo ama Çağrı yağ oranın aynı. kaç? Yağ oranın kaç? Yüzde kaç yağ oranın? Şu an definasyondayım. Mart ayında başladım. %10'lara düşecek işte. Benim de %35 falan. Nasıl iyi mi benim boyum uzun ya? Abi çok yağlı. Çok yağlı ama lezzetli de orada biliyor musun yağda. Ya bu Karaman ne yapıyor Karaman? Karaman Kurt geliyor. Abi. Karaman koşsana bir de ha. Koş koş Karaman, koş. Bu çocuk niye böyle oldu ya? Karaman, kurt geliyor. Kurt geliyor. Durup yere bana bak, çekerim ipine. Amına koyayım, niye gülüyorsun? Ya gülme ya. Güldürmeyin şunu ya. Bir dakika güldürmeyin amına koyayım ya. Tatbet miydi o? Anladım Burak. İyi tamam ablanla tanışalım o zaman. Tamam abi, iyi yayınlar Sağ tekrardan. olasın Burak'cığım. Katmanım. Merhabalar, iyi yayınlar. Merhabalar. Alo. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben de Burak'ın ablasıyım. İsmim Büşra. Astrolojiye efsane bir ilgim var. Seni Burak'la çok aranızda kaç seviyorum. yaş var Büşra Hanım? Burak'la aramızda 6,5 yaş var. Peki anne ile baba niye böyle bir isim oyunu yapmaya çalışmışlar? Yani Burak Büşra anladın mı? Hani hiç şaşmaz çünkü. Şöyle söyleyeyim. Aslında Burak'ın ismini ben koydum. Nasıl ya? Aha, he, sen kendini uydurdun. Evet, biraz öyle oldu. Anladım. O da Bir de güzel. bölüyorum. Bölüyorum abi. Böl. Secret diye bir arkadaş var. Ofisi varmış astroloji üstüne. Onu da çektim. Selamünaleyküm. Ya ben bu O da Secret hoş geldin. yorumlarını belirtecekmiş o O da. biraz kolpaya benziyor ama. Hoş bulduk abi. Sen ne ofisin var Secret senin? Abi bizim burçlar üstüne yorumlamalık bir ofisimiz var. Siz de amına pardon özür diliyorum şu anda. Siz de yani siz de arkadaş bütün paraya ofis açmışsınız yani anladın mı? Hangi sektör olsa bunu ofis açmışsınız yani. Secret. Öyle abi, aile geniş. Her dalda bir ofisimiz var. Sürekli seni sürekli Borçlar Çağrı hakkında da Erdin. fazla bir şeyimiz var. Aile konusunda birikimimiz var. Ben de gerektiği yerdeki kendi yorumumu katacağım. Çünkü bu işte gerçekten profesyonelim. Çünkü burç dedim mi kimsenin bilmediği ilginç bilgiler var bende abi. Öyle yani. Anladım. O zaman önce bir Büşra Hanım'dan alalım. Sonra sen de şey yaparsın. Hani Tabii sen de abi. kendi yorumunu yaparsın. Bir de Büşra da kendi yorumunu yapar. Ortada astroloji. Bugün bitiriyoruz astrolojiyi o zaman. Dur bakalım. Keyifli bir yayın olacak gibi. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı olsun. Büşra Hanım evet sizdeyiz. Astrolojiye ilginiz var Büşra Hanım.
Evet, astrolojiye ilgim var. Profesyonel olaraktan herhangi bir düzeyde değilim açıkçası, o konuda kendime güvenmem ama his olaraktan kendi sezgilerime gerçekten çok güvenirim. Onun dışında astroloji dışında tarot konusunda da hani kartlar açıkçası bu şekilde. Yani hislerim doğrultusunda hareket ediyorum. Zaten mesela örnek veriyorum. Gerek astroloji gerek tarot, onun dışında hani daha başka durumlarda da hani insanları yüz yüze gördüm mü bile hani bu tarz şeylere bakmadan bile hislerim doğrultusunda bayağı çok şey oluyor. Yani öngörülerim bayağı yüksek. O tamam, bir şey söyleyeceğim. Mesela beni kameradan gördüğün zaman o hisler gerçekleşir mi? İlla canlı mı görüşmemiz lazım? Yani şöyle söyleyeyim. Aslında genelde yüz yüze olmam gerekir ki karşımdaki insan enerjisini daha iyi hissedebileyim. Ama tabii ki belli başlı konularda hani bazı insanları da kırmıyorum o konuda. Hissedebildiğim doğrultuda söylüyorum açıkçası. Anladım. İlk intiba olarak yani ilk hissiyat olarak mesela bendeki enerjisel hissiyatımı şey yaptığınız takdirde mesela nasıl bir enerji mesela ne gördün? Yani şöyle söyleyeyim, karakteristik anlamda mı hani? Yok, anlamını işte siz söyleyeceksiniz. Ben bilmiyorum ki, bana baktığınız zaman, başkasına baktığınızda mesela ne görüyorsunuz, bende ne göremediniz falan böyle, anladın mı? Estağfurullah. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ilk etapta hani insanların tam ilk bir 5-6 saniyede hani dış görünüşle asla yargılamam ya da ilk görüşmeyle de değil. Burada mesela göz aşinalı, örneğin bir iki kere gördüğümde aynı ortamda bulunduğumda konuşsam da konuşmasam da o kişi belli bir nasıl anlatayım, zamansal olaraktan bir enerji, bir tesellini hissedebilir. Mesela şu an bir 5 dakikalık bir durum oldu mu daha bir süre kısıtlı oluyor. Ama şunu söyleyeyim size. Bence bayağı konuşkan bir insansınız açıkçası. Öyle hissediyorum. Aynı zamanda sözcüklerle oynayabilecek bir durumda olduğunuzu düşünüyorum. Yani derler ya, nabza göre şerbet verebilecek gibi. Evet, bir tık öyle derler ya. Konuşkan derler bana bir tık. O yüzden yayın açıyorum, hani konuşma üzerine oluyor genellikle. Hep konuşmayı seviyorum ya Büşra. Peki sen ne yapıyorsun? Neler yaparsın? Ben de konuşmayı seviyorum. Harbi mi diyorsun? Gerçekten çok hani konuşan bir insanım. Bir Koç burcuyum ve gerçekten konuşmayı çok seviyorum. Ama tabii ki beni dinleyebilecek insanlara konuşmayı seviyorum. Hani illa herkese kendimi dinletmek istemem. Gerçekten dinleyebileceğini düşündüğüm insanlarla konuşmayı seviyorum. Ben mesela konuşurken bir de şeye bakarım mesela karşıma. Bir lafa bakarım, laf mı diye. Bir de söylerim bakalım adam mı diye. Bende de böyle bir anlayış, vizyon vardır. İddialı. Peki mesela Batuhan'ın tipini gördünüz şu anda Discord'dan. Görebiliyor musunuz Batuhan'ın tipini? Evet. Görüyorum. Değil mi? Put sıfatına, değil mi yani? O tip değil mi? Tamam. Hayır, sadece soruyorum ya, dışarıdan bir hanımefendi olarak siz gördünüz Batuhan'ı. Üçgen saç modelinden devam etmeli mi yani sizce? Bu nedir yani? Kanka berber mi ya? Evet, aslında aynen, profesyonellik konusunda o konuda hani pek bir bilgim yok ama şöyle söyleyeyim. Herkes kendine zaten yakışanı yaptığı için hani insanların dış görünüşü olsa gerçekten o konuda hiçbir zaman konuşmayı... Bu karakter size de bu yakışıyor işte, anladın mı? Bunda da böyle bir... Bunda da şeytan kılı var. Şeytan kılı mı? Kıllı olmayacak. Allah belanı vermez çağrı. Evet, Büşra sen hangi burçsun ve yaşın kaç? Ben Koç burcuyum. Ha, söylemiştim, pardon. Yaşın kaç? Estağfurullah. Yaşım 26. Yükselenim Kova. Eğer anlayanlar varsa ay burcum da Oğlak. O da anlayana mı? Evet, ben abi orada ben şey yaptım. Anladım zaten direkt. Peki, başucum da Akrep. Neyin Akrep? Başucum 10. ev. Astrolojide değerlidir başucu. Benim başucum hangisi acaba? İlk affedersin, başucu acaba şey mi ya? Bir mikrofonu kapatıp yorumlamak istiyorum onu, çok kısa. Arkadaşlar başucu ne oluyor yani? İlk ergenliğe ne zaman girildiği tarih mi alınıyor oradaki başucu? Yani o tarihin burcu mu oluyor acaba? Başucu direkt aklıma böyle şeyler geldi. Dur oğlum dur, adam burada mıydın sen? He? Çağrı burada mıydın sen? Ne oldu gerizekalı? Kanka secret bir yorum yaptı da sen galiba burada değildin. Ne dedi? Ne hakkında yorum yaptıydın sen secret? Koç burcu abi. Bir daha yapsana. Koç burcu bizim ofiste genellikle abi Çorum işgalinden sonra ortaya çıkan burç diye geçiyor. Ne alaka peki? Şimdi şöyle abi. Benim bozuldu ya. Çorum'a hiç gittin mi abi? Yok gitmedim. Geçtim ama.
Tam içinden mi geçtin? Merkezden mi? Yok ama etrafında böyle 360 yaptım. Hare yolundan gittim şimdi... ya Çorum'un üstünden doğru. Tamam, sen görmemişsindir o zaman orayı. Görmedim abi. Evet. Şimdi Çorum'da abi otobandan merkeze doğru indiğinde köşede bir cami var, tamam mı? O caminin hemen yanında bir tane koç heykeli var. Zaten onun altında da yazar koçluların memleketi diye. Kime sorarsan sor abi, dayıya da sor, teyzenin birine de sor. Koç burcudur. Kafam mı? Ananı sik. Pardon. Lan bu. Ha. Karışım. Çok özür diliyorum. Evet. Öyle abi. Ofisteki Koç burcunun tabiri. Karaman geldi. Karaman geldi. Bütün dikkatim dağıldı Karaman geldi. Karaman sen yine ne oynuyorsun ya? Karaman bir dur ya. Evet sıkıntı. Ya. Anlat. Yalan sıçacaksın. Sıç ama şu yalanı da artık rahatlayalım. Bugüne kadar kaç kere yalan konuştum abi ya. Diş hekimliğine geldik. Diş hekimliğinde de yani 10 üzerinden bilgiler verdik. Baba geliyorsun geliyorsun burada sarlıyorsun gidiyorsun ya. Burada kayda değer bir bilgi vermedi ki daha bu dakikaya kadar. Nerede bir uzman birisini alsak buraya? Arkasından sen görüyorsun ofisimiz var diyorsun bize. Abi bilmiyorum, hastalık oldu. Ortamda bir meslek konusu geçtim mi? Kendimi onun uzmanı gibi hissediyorum ama biliyorum da. Konuyla alakalı da bilgim var. İşin garip tarafı o yani. Şu an hiç alakasız bir meslek konuşulsun. Ben direkt onun profesörü oluyorum. Baba sen kurye değil misin hocam sen? Kurye abi. Ana meslek kurye. Ana main meslek kurye kastın değil mi? Aynen abi. İşte bunun merdiven olarak düşün. En üstte şey var. Kurye var. Alta doğru sıralanıyor. İşte diş hekimli olsun, burç yorumlu olsun. İlerleyen yayınlarda hangi meslek konuşulursa öyle alta doğru sıralanır bu. Tamam kardeşim. Evet Büşra Hanım'a dönmek istiyorum. Büşra Hanım. Buradayım, buyurun. Benim burcumu tahmin edebildiniz mi? Yoksa ben söyleyeyim mi? Şöyle yapalım. Bazı bilgiler konusunda bize özelden yazma durumunuz olursa eğer. Aha. Ay, o konuda yardımcı olabilirim. Hiçbir şey anlamadım ya Büşra. Bir tık daha rahat. Şöyle söyleyeyim. Daha tabii. Böyle gerizekalı anlatır gibi anlatabilir misin rica etsin? Evet, şöyle söyleyeyim. Doğum gün, ay, yıl olaraktan. Bir de doğduğunuz ili eğer bana özelden yazabilirseniz ben bu konuda ilk izlenim olaraktan bayağı detay verebilirim. Bayağı. Doğduğum ili mi yazayım anlamadım. Doğum günümü yazayım. Aynen. Gün, ay ve yıl olaraktan. Doğum saatinizle birlikte. Bir de TC kimlik numaramı da vereyim. Estağfurullah. Beni kaydettirin. Önümüzdeki yılki LS'ye kaydettirirseniz sevinirim. Yok estağfurullah. Ama benim kimlikte mesela doğum... Bak kimlik, bak bende şöyle bir sıkıntı var. Kimliğimde doğum yeri Zonguldak yazıyor. Ama Zonguldak'ta doğmadım. Olsun. Aslında yerden ziyade bize asıl önemli olan şey, çünkü mesela bahsettiğiniz yıldız haritası, hani doğum haritaları şu şekilde oluyor. Siz doğduğunuz anda gökyüzünün yeryüzüne yansıması gibi. Göksel bir fotoğraf gibi düşünmek lazım. Tamam ben evet, sana yazdım. Ben sana yazdım. Doğum tarihimi yazdım. Bir de doğduğum yeri yazdım. Bir de ne yazacaktım? Bir de doğum saatinizle ilgili mesela örnek veriyorum, illa 5'i 5 geçe gibi bir dakika olma zorunluluğu yok. Hani bir aralık verirseniz 1 ile 2 arası gibi ya da 2 ile 3 arası. Ya çok özür diliyorum, doğum saatimi annemden öğrenebilir miyim 2 dakika arasam? Tabii ki estağfurullah, buyurun. Annemi abi arayayım. Hadi be anne aç. Annem bile telefonlarımı açmıyor arkadaşlar, işte bu kadar anladın mı? Böyle oluyor bir yerden sonra. Alo. Alo. Anne neden telefonumu açmıyorsun, ben senin oğlun değil miyim? Ablam arası hemen açıyorsun. Ben aradım mı hemen açmıyorsun anne. Olsun. Onu daha mı... Anne, ablamı mı daha çok seviyorsunuz, beni mi daha çok seviyorsunuz peki? Onu da sorayım aramışken. Ablamsa soruyu boş bırakabilirsin. Şaka yapıyorum. Anne bir şey soracağım ya. Şimdi yayına bir arkadaşı aldık da, Büşra diye bir hanımefendi. Burçlarla çok ilgiliymiş. Benden borç istedi de. Şaka şaka. Şaka şaka. Benim burcumu söyledi anne. Terazi burcuymuşum. Onu söyledi. Yok öyle sorunca öyle şaka yapasım geldi. Anne ya şey soracağım. Beni kaç gibi doğurdun? Hatırlıyor musun? Tam o anı hatırlıyor musun yani saati kaç olduğunu? 6'ya 5 kala mı doğurdun? Sabah ezanıyla mı doğdum yani? Anladım. Peki ben normal doğum muydum yoksa literatür müydüm? Hiç normal değil, ben sana söyleyeyim. Literatür mü? Neydi lan? Prematür. Sezaryen olmasın lan. Prefabrik mi? Prematüre mi doğum ben yoksa normal doğum muyum?
Santim falan boyun vardı senin. Kaç? Bir daha söylesene hani son dediklerini bir daha tekrar eder misin? Normal doğdun kaç? Senin boyun normal doğdun. O zamanlar boy poz ölçmüyorlardı. Niye? Ben 1954'te mi doğdum anne? Niye ölçmüyorlar? Yani alt tarafı yani buna 30 sene önce doğduk ya yani. Ya Fatoş niye öyle diyorsun? Ne 60'ı? Hayır. Anne niye teyzemle tartışıyorsun? Benle konuşsana telefonla şu an. Orada farklı bir senaryo. Sen de şaşırttın iyice. Miray 52 santim doğdu. Egemen 48 santim doğdu. Benim kadar mı biliyorsun? Anne bir şey söyleyeceğim. Gözünü seveyim. Egemen mi şu anda buradaki mevzu? Miray hayır, mı buradaki Fatoş şu an? Hayır Fatoş diyor ki ne 60'ı diyor daha fazladır diyor da. Fatoş ne bilecek Fatoş? Hayır. Tamam da. Hayır. 54 doğdun Fatoş. Kilonu sor kilonu. Anne niye böyle bir tarz bir polemik yaratıldı orada? Efendim anne? Hemen hemen 60 santim vardın sen. Yok teyzemle biraz daha tartışsanıza bu konuyu. Fatoş mu doğurdu beni ya? O nereden bilecek ya? O zamanlarda gencecik hayır, kızdı. Hayır o seni bilmiyor. Kendi çocuklarını diyor hani senin daha uzun olman gerekiyor diyor hani. Onlar bile 60 santim diyor da o yanlış şaşırdı. 50 ile 60'ı karıştırdı o. He. 60 santim bebek mi olur? 60 normalde 48 santim bebek boyları. 46-48 santim. Ama santim. Bizim durumumuz yoktu ya anne. Ben bir tık geç doğmadım mı o yüzden? Ya var ya benim annem de şakalarıma güler yani. Efendim anne? Sen tam günü günü beni yayına mı falan mı bağladın yoksa? Yok bana ne yayına. Evet yayına bağladım. tamam yok yayına bağladım. Senin azıcık duyuluyor sesin de ben aktarıyorum senin söylediklerini. Sen şimdi aktar bana ben ne kadar doğdum. Sen neredeyse 60 santim vardın hemen hemen. Çok uzun boylu doğdum maşallah yani. Ben şaşırdım. Nasıl şaşırdın ya? Ölçme biçme yoktu yani boyunu falan. Anne 60 santim diyor bak dediklerini kulağın duyuyor mu? 60 santim diyorsun ya. Duyuyor. Yani 55'ten fazlaydın Charlie. 55 santimden fazlaydın. Bayağı bizim Ali kadar doğdum yani. Bizim arkadaşım Ali var. Kadar mı? Ali var. Nasıl biliyor musun? Derilerim kuş doğmuştu. Ay dediğim ne kadar çirkin çocuk bu dedim. Yani. Nasıl ya kendi çocuğuna bunu mu dedin anne? Ama çok böyle şeydi. Zayıf ve upuzundun. Çok zayıf ve upuzundun. Sen şimdi beni doğurdun bana bakıp ay ne kadar çirkin bebek mi dedin bana? Ne kadar çirkin çocuk mu dedin? Biraz öyle dedim yani. Hala ama öyle. Ama sonradan çok güzelleştin tabii. Hemen böyle iki ay olmadan hemen toparladın. yani 4-5 aylık tulumlarım bile 2 aylıkken giyemedim. Bir dakika anne bir dakika. Burada bir piç vardı arkadaşım gülüyor da. Pardon çok özür dilerim. Ya niye lan 2 ay toparlamış. Lan Batuhan piçi. Burada kadın bir şey anlatıyor. Çirkin doğdun. İyi anne çöpe bırakmamışsınız iyi ki beni çirkin doğdun. Bırakırım ya. Niye bırakayım? Olsun çirkin doğdun. Oğlunum ben seni çünkü değil mi anne? Çirkin de olsa benimsin yani. Değil mi? Biz ana oğluz biz. Yani ben öyle söylüyorum. Çirkin de yani çirkin değildin tabii de ben öylesine dedim. Yok yok sen bile çirkin dediysen bana demek ki nasıl bir tipsiz doğduysan ben artık. Yok normalde annem bana hayatta böyle hep güzelsin der anladın mı? Ergenlikte böyle çok yakışıklısın diyordu. Hep kandırıyordu. Orada yani ilk defa çirkinsini duydum annemden yani bana karşı ilk defa çirkinsin de. Demek ki nasıl çirkinse yani. Hayır şey olarak dedim işte çirkin diye. Aslında çirkin değil, çirkin bebek değildin de. Çirkinliği mi baba tarafından mı almışım yani onu mu diyorsun? Baba tarafın çirkin mi? Hep öyle derdin ya anne yayında izleyicimi söylemiyorsun izliyorlardı falan diye de. Niye sıkıntıya sokayım kadını? Şaka yaptım ya anne. Ya dayın yok mu lan? Kimse duymadı ya rahat ol. Benim kulağım vardı. Ulan. Ben zannettim ki benden herhalde sohbet edecek bu onun için aradı. Yok, geldi buraya geldi zaten. Yok sohbet ediyoruz zaten anne de yani şu an hani baba tarafından aldıysan bu bir iltifat olmaz mı yani şimdi baba tarafına da? Baba tarafından güzelliğini almış olabilirsin. Sen zaten bana benziyorsun. Ha yani. Bana benziyorsun. Güzelliğin bana benziyor demişsin. Teşekkür ederim anne. Sen de çok güzelsin. Şimdi anne çok ben kaç gibi doğmuştum ya? 6.09 muydu? 6 kilo doğmadın. 6 kilo değil anne. Saat olarak kaçta doğdum ya? 6'ya işte 10 kala ile 5 kala arası doğdun işte ya. 10 bir dakika kala... Büşra Hanım. Ya efendim, 6 olmadan doğdun işte ya. 6'ya 10 kala. 6'ya 5 kala. Bitti sen doğdun. Operasyon tamam, başlamış benim anladığım kadarıyla.
6'ya 5 kala ile 10 kala arasında 6 olmadan sabah ezanının bitişine tamamdır. Ben meydana gelmişim. Tamamdır. Hemen şimdi. Hangi gün anne? Diyeyim. Hangi gün? O gün hangi gündü? Çarşambaydı. Sen de maşallah anne. Nasıl hatırlıyorsun ya? Niye hatırlamayayım? Pardon niye? Niye ters yapıyorsun onu anlamadım. Şeyle öbür hani Şevfikri'nin kızıyla aynı anda peş peşe doğdunuz ya. Sen bir gün önce doğmuştun ondan. Sen anne niye şimdi Fikrin'in kızı beşik kertmesi? Beşik kertmesi. Beşik kertmesi. Anne beşik kertmesi falan diyor. Niye Fikrin'in kızını koydun şimdi içine? Beşik kertmesi var. Ya Çağrı lütfen orada o şeyleri şey makara yapma ya lütfen. Bu konulara girmeyelim mi yayında? Sabahı doğdu. Sen çarşamba günü doğdun. Ben çarşamba sabah 6 olmadan doğdum o zaman. Evet 6 olmadan Gürşat da Gülşah dur. Boş ver Gülşah şimdi. Gülşah niye her yerde ablamı da koyuyorsun içine? Ona çeyrek kala falan doğdu. Ona çeyrek, ona geliyordu Gülşah'ın doğması da sabahleyin. Tamam. Ona 10 kala falan doğdu. Tamam. Çağrı bir de kilonu sorsana kilo. Kilo kaç kilo doğmuştum anne ben? Valla boyun uzun olduğuna göre herhalde şey olarak değildin ama kemik olarak belki 3-4 varmışsındır. Peki... O zamanki doğduğumdaki vücuttaki yağ oranım kaçtı? Yüzdesel olarak söyleyebilir misin? Yoktu hiç yağ. Çağrı mı? Ben mi? Benden makara yapıyor değil mi? Hayvan. Beni buradan koruş. Aç lan şunu sesini benle dinleyip onu. Anne sekme yapar bir dakika. Büşra Hanım başka sormak istediğin bir soru var mı anama? Yok şimdilik teşekkür ederim. Benden... Anne... Müşra'nın başka sormak istediği soru yokmuş. Kalp atın kalp. Ellerinden öpüyoruz. Ellerinden öpüyorlarmış. Bütün herkesin de selamı var. Anne kalp. Ben de onları öpüyorum. Benden de selamlar. Ya beni bu şekilde şey yapma beni de. Tamam. Kızdırma tamam mı? Azar yedi azar yedi. Anne sen neden böyle yapıyorsun? Anne, beni insanların önünde azarlıyorsun. Kaç yaşına geldim ya? Kaç yaşına geldim? İnsanların önünde beni azarlıyorsun ya. Nereden? Bir de eğleniyorsun ha. Azarlıyorsun bir de gülüyorsun. Peki buradan anne ideal bir gelin tarifi yapabilir misin? Hakikaten bak sesini o... verdim yayına. İdeal gelin beklentini anlatabilir misin anne? Ya ne diye ben benim... Evet. Ben nasıl ideal gelin... Güler yüzlü bir gelin istiyorum ama senin sevdiğin benim her zaman başımın tacıdır. Hangisi olsun, kim olursa olsun. Yeter ki senin sevdiğin olsun. Seninle iyi anlaşsın. İyi anlaşılabilen biri olsun işte. Mesela anne diyelim ki bir tane birini sevdim diyelim ki geldi annenlerle görüşmeni istemiyorum. Her hafta her hafta annenlere mi gideceğiz lan? Çağrı bu hafta da mı annenlere gidiyoruz? Yaptı mesela. Öyle bir gelin istemez misin? İstemezsin yani herhalde. Yo benim için sorun yok. Sen yeter ki mutlu ol oğlum. Ben yani oy, her hafta gelmek zorunda be. Değilsiniz. Mesela abi. Şöyle bir şey yaptı anne gelin. Sen geldik. Bekarken bile gelmiyorsun her hafta. O zaman mı geleceksin? Ölümcül olmuş. Koydu. 1-0. Koydu. 1-0 diyor. Anne bir şey söyleyeceğim. Mesela diyelim ki ilerideki eşimle geldik eve geldik. Dedik ya hadi bir çay içelim falan filan. Sen dediğin gibi çay demleyin. O sırada gelin böyle fırladı ben ne yaparım dedi mesela. Ha. Şöyle sen çay koymaya kalktın mesela benim yanımdaki de yani gelinin yani senin gelinin benim yanımdaki karım müstakbel eşim o aşkım yani o anki sonuçta tamam, evlenmişim anladım. Hayatımın anlamı o da hiç kılını kıpırdatmıyor mesela sen gidiyorsun çay koyuyorsun yemek koyuyorsun bir tur daha koyuyorsun falan sorun olur mu anne size misafirle gelmiş olsa. Olmaz. Ben alışkınım öyle. Olmaz. Ben severim. Çocuğuma peki bakar mısın anne öyle bir şey olsa? İnşallah fazla yaşlanmadan bir iki seneye kadar olursa bakarım. Anladım. Mesaj geldi. Ona köfte, patates köfte yapar mısın yaparım, anne? Yaparım tabii. Torunuma yapmam mı oğlum? Harbi ya, mi diyorsun anne ya? Bak. Pamuk... Babaanneyim yapmam mı? Ay babaanne. Pamuk gibi oldum anne. Gelse babaanne patates köfte dese sana. Yaparım tabii. Yani, anne çay. Her şekilde yaparım merak etme. Biraz büyüdüğünde babaanne çay
Sese. Ses efekti kullandım anne burada. Yani ses efekti yaptım burada. İyi anne o zaman. Teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Ne demek? Ben çalışmalara başlayayım hafiften. Pardon. Başka şeyler de şey yapacağın zaman tabii ki yardımcı olurum sana sormak istediklerinde. Tamam. Sevdim ben ama bu yayın işini. Biz de babanla şey yayını açalım istiyoruz. Ne yayını ya? Yemekti, şey tanıtımdı o şekilde ne bileyim öyle istiyoruz bakalım. Ayda. Mehmet amca rakip geliyor. Ne yemek, ne tanıtım anne? Yani yemek tarifleri konusunda ya. Anladım. Hep destek, tam destek. Karadeniz yemekleri falan öyle diyelim yani. Karadeniz'de de anne yemek yok ki anne. Ben Karadeniz'im hep ot yiyoruz yani. Bir tane et yemeği olmaz mı bir bölge? Aa, otlar daha faydalı sen bilmiyorsun. Neyse anne öpüyorum sizi o zaman. Tamam biz öptük. Hadi iyi yayınlar. Hadi sağ olun görüşürüz. Görüşürüz bay bay. Hadi öpüyorum seni çok. Selam söyle. Ben de çok öptüm hadi bay bay görüşürüz. Sağ ol anne. Evet annemden bütün bilgileri aldık. Bütün bilgileri aldık. Annemin... Benim kanal ayrı ama annemin kanal değil o. Şey istiyor annem. Mantıcı açmak istiyor. Sen bilgisayar topla. Mantıcı açmak istiyor annem. Mantıcı. Ev yemekleri ve mantı dükkanı. Kayseri mantı. Yok. Sinop mantı. Büşra Hanım. Buradayım. Evet annemden bilgileri aldık Büşra Hanım. Evet. Evet. Ne zaman isterseniz başlayabilirim. Başlayalım o zaman müsaade varsa. Tabii ki. Hemen söyleyeyim. Güneşimiz terazide. Zaten az önce konuşma konusundan da anlamıştım dışa dönük yapımızdan. Hava grubu bir eleman. Havanın öncüsü terazi burcu. Şimdi güneş terazide. Güneş burcunuz. Asıl kimliğiniz yani terazi. Ay burcunuz ise yay burcu. Sesiniz ateş biraz daha önce. Net olabiliyor mu? Sesiniz bir tık daha net olabiliyor mu? Bir saniye. Of. Of. Ya Mete ne salak salak tepkiler veriyorsun? Ne diyorsun ya? Görmedin mi? Ne oldu? Şu an için sanırım kulaklıkla ilgili bir sıkıntıdan dolayı böyle sesin tam hani sıkıntılı mı geliyor? Ya Burak'ın sesi bir tık daha iyi geliyordu. Sana geçince bir tık daha kötü gelmeye başladı. Şu an telefon kulaklığıyla konuştuğum için belki... Şu an net. İşte bak şu an iyi. Gerçekten mi? Şu an hiç iyi. Elimi kıpırdatmadan tamam. O zaman konuşacağım. Şimdi. Ay burcunuzda kalmıştık. Yay. Yay şöyle anlatayım. Ateşin değişkeni. Aynı zamanda ay burcu bir insanın herkesten en çok sakladığı yanı, bastırdığı yanı, en duygusal yanı. Aynı zamanda insan, mesela örnek veriyorum güneş karakterinde doğar. Hani terazi burcunda olaraktan doğup gitgide yaşam aldıkça, hani yaş ilerledikçe ay burcu ve yükselen karakteri daha baskın görülür. Pardon, hatta şöyle olur. Benim yükselenim yay mıymış yani? Sizin ay burcunuz ya, yükseleniniz ise başak. Başak olmasın ya. Ne olursun başak olmasın ya. Ben yatak örtümü bile toplayan bir insan değilim Müşra Hanım. Bir yanlışlık olması lazım. Başak olamam ben. Yani şöyle söyleyeyim. Tam doğum saatinizin esas aldığım ilk 15-20 dakika öncesi veya sonrasında bile yine başak çıkıyor. Müşra Hanım ay dedik yarım ay dedim yanlış bilmiyorum. Şöyle... Yani yay burcunda olması bu biraz da şu anlama da gelebilir. Gerçi haritasal anlamda kaçıncı eve denk geldiğine bakıyorum. Biraz ani kararlar alıp veren bir insan olduğunuzu düşünüyorum. Sakın yanlış anlamayın. Haritasal bazda değerlendiriyorum. Harita mı diyor bunu? Evet. Ani kararlar mı alıyormuşum? Evet. Mesela örnek veriyorum. Şu anda kafanızda bir konu var. Merkür de Başak'ta çünkü. Bunu çok detaylı bir şekilde kafanızda artısını eksisini tabii ki inceliyorsunuz. Hatta bu konuda eleştiriyel dozda iyisiniz. Mesela bir şey mükemmel diye önünüze sunsunlar. Mutlaka eleştirisel anlamda bir şey bulabilirsiniz. Çok öyle boklarım ki... evet. Doğru. Mesela yani çünkü... şu özelliğim hangi burcun özelliği? Geçen gün arabayı park edecektim otoparka. Evet. Otoparktaki arabalar... Bunun da araları dar tamam mı şimdi? Otoparkta böyle tıkır tıkır böyle. Arabalar dar yani bir giriş yeri var. Sol tarafımda üstü böyle kaplanmış bir tane araba var. Üstü kapalı ama örtmüşler üstünü ve bayağıdır orada sabit duran bir araba var. Bir sabit var orada yani. Sağ tarafta daha geniş bir alan vardı. Bir tur attım. Arka tarafta 3 tane yan yana boş alan vardı.
Bir tur atarken düşündüm ve şunları analizledim. Sol tarafa girmek mantıklıydı. Çünkü sol taraftaki arabaya binen inen yoktu. Ve yan tarafı da kolona geliyordu. Yani oraya başka bir araba yanıma girmeye çalışırken benim arabama dokundurmayacaktı. Veya arabanın kapısını açarken benim arabamı çizme ihtimali yoktu. Sağ tarafındaki iki arabanın arasına girseydim, iki arabadan bir tanesi arabasına binerken kapıyı hızlı açardı ve benim arabamı çizme ihtimali olabilirdi. Arka taraftaki boş alana girmedim çünkü boş alan diye insanlar rahat rahat girmeye çalışırlardı oraya. Rahat rahat girmeye çalışırlarken de benim arabama çarpma ihtimalleri olurdu. Ya ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Efsane bir analiz yeteneği. Bir şey söyleyeyim mi? Allah bin belamı versin. Batuhan sen ikinci kamerayı mı aldın? Pardon özür dilerim. Bak Allah belamı versin. O kısacık böyle 15 saniyede bütün bunları analizleyip hali hazırda üstü kapalı olan arabanın yanına park ettim. Bu hangi burcun tam, özelliği? Tam bir yükselen Başak. Aynı zamanda yükselen bir insanın birinci evine denk geliyor natal haritasında. Ve sizin Merkür'ünüz yani düşüncesel zeka anlamındaki iletişim evinizde Başak. Venüs'ünüz de Başak. Hem en iyi yaptığınız hem en iyi olduğunuz hem de aynı zamanda en etkili kullandığınız yan da Başak olduğu Geri için zekalı. Niye tam atıyorsun? Yükselendi. Ben şu an Başak burcu muyum yani? Terazi bitti mi benim terazim? Öyle demeyeyim de şöyle söyleyeyim. Mesela terazi burcu doğduğunuz an size en belirgin özellikti. Gitgide yaş aldıkça ortamda hani etrafınızda en baskın ve en parlayan alanınız başaklığınız diyeyim. Bendeki bu başaklık. Başaklık. Çağrı senin bu başaklığın bizim bir gün başımıza bela açacaktı zaten. Ben biliyordum bunu. Haberin olsun. Benimle kimse Başak geçmiyorsa ben Başak Burcu'yum bundan sonra onu da söyleyeyim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Başak Burcu'nun peki iyi özelliği nedir? Hemen söyleyeyim. Başak Burcu yardımseverdir, fedakardır. Kesinlikle ve kesinlikle çok fazla arkadaş canlısıdır. Aynı zamanda toprak elementi olduğu için belli başlı konularda güvene çok önem verir. Aynı zamanda çok da güvenilirdir. Mükemmelliyetçidir. Bir işi ona verildi mi ondan daha iyi yapabilecek. En ince ayrıntısından olumlu olumsuz bütün özelliklerine kadar en iyi göze çarpabilecek eleştirmenlerden tutun müfettişlere kadar. Hatta dedektiflerin bile Başak Burcu olması en belirgin özellikler. Her zaman haritalarında Başak etken hani orada belli başlı evlerde Başak vardır yani. Ama çok ben dedektiflik okuyayım o zaman ben. Bırakayım bu işi. Hiçbir kötü bir şey yok ya. Aynı zamanda Çağrı abi Başak Burcu ayrıntılara çok dikkat eder. Yalan mı Büşra Hanım? Doğru. Kesinlikle. İnce detaylar onlar için ulan daha önemli. Onu söyledi ya zaten Büşra Hanım. Mete kamera açtı. Oy ha buraya benim akvaryumum nereye doğru? Peki ben bir daha teraziye dönemiyor muyum ben Başak? Sonsuza kadar Başak mı kaldım yani ben? Hayır hayır. Başak sizin karakterinizin belirgin yanlarınız. Ama siz zaten asıl olarak terazisiniz. Pardon çok özür dilerim Büşra Hanım. Bu hayvanlar burada yapıyorlar böyle bazı şeyleri. İki insan gördüler ya bunlar şımarıyorlar hemen. Hemen şımardı bak görüyor musun? Estağfurullah. Evet, şimdi, benim başucu burcum. Başucu burcunuz hemen söylüyorum ikizler ve aynı zamanda başucu burcunuz Mars'la kavuşum halinde haritanızdaki. Mars'ı da ben hemen detayını vereyim. Mars bir insanın güç noktası gibi düşünün. İkizlerde şaşırdım mı? He, insanlarda Mars noktası oluyor. Tabii ki. Hatta yıldızı düşük derler ya mesela bazı insanlar sen çok çabuk nazara geliyorsun. Aslında haritadaki o Mars noktasının düşük olması. Mesela Mars'ı akrep veya koç olan insanlar buna hiçbir şey olmaz ölmedi mi denirtecek kadar şanssız denilir ya. O tarz insanların aslında yıldızları kuvvetlidir gerçekten ama yıldızı düşük muhabbetinde. Benim evet. Şimdi yıldızım yüksek mi yani? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sizin yıldızınız ılımlı bir konumda. Hani kötücül bir evde değil. İkizlerde olması peki ne demek? Kıvrak bir zeka. Aynı zamanda Mars'ın başucunda olması. Siz küçük yaştan beri çalışıyor musunuz? Hani burada efendim? Böyle bir etken var. Küçüklükten beri çalışıyor. Hani kendi başına bir şeyleri yapmaya çalışmakla ilgili. Evet. Evet. Kesinlikle. Aynı zamanda zekanızla gözlemlerinizle görsel zeka da burada çok kuvvetli. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Burada detaylardan bahsetmiştim ya hani bir de biraz merak konusunda. Örnek veriyorum mesela bir şeyi merak ediyorsanız şüphe düşmüşse ardında illaki bir şey çıkıyor. Kesinlikle yani. Ha değil mi? Evet. Ben mesela bir kırlanma geldiyse bana kesin diyorum ki bunda bir bokluk olur diyorum mesela. Oluyor gerçekten. Onu mu demek istiyorsun?
Aynen. Onun dışında şöyle söyleyeyim. Mars'ın ikizlerde olması aynı zamanda en iyi olduğunuz alan konuşmalar. Hani konuşup da ikna edemeyeceğiniz kişi yok. Karşınızdaki insanı iyi analiz etmişseniz, onun en ince detaylarına hakim olmuşsanız kesinlikle onu damarına göre gidebilirsiniz. Hani çok iyi. Bunu çok, hatta o kadar kısa sürede yapabilirsiniz. Hani az önce söylemeseniz bunu ben de söyleyebilirdim. Şu anda gördüm gerçekten. Bu konuda bayağı iyi. Hız konusunda özellikle. Nasıl çünkü yani? İkizler hava elementi olduğu için, sizin de güneşiniz havada olduğu için. Burada evet. Güneş ve Mars arasındaki uyumdan dolayı. Güneşim havada ama sadece değil mi? Şöyle, güneş burcunuz havanın öncüsü, Mars'ınız ise havanın değişkeni ikizler. Hava elementi astrolojideki konuşmayı... Konuşarak ikna edebiliyorum, doğru ama mu? Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim, evet. Pardon diye hapşırıyorum, sana... pardon. Evet. Aşkım hadi deneyelim ya, bir kere deneyelim ya. En azından bir denemedik demeyiz yani, anladın mı? Pardon, hapşırdım, hepimiz çok yaşayalım. Siz de çok görün. Çok yaşayalım. Siz de görün, evet. Aynı zamanda bazı iyi kötü her şeyi söylememi ister misiniz? Tabii tabii. Tamam. Her şeyi rahatlıkla şimdi söyleyin. Peki. Şöyle söyleyeyim. Hava elementi konusunda yani... Büşra sen valla ya kendini bu dünyaya kaptırmışsın ya, öyle söyleyeyim sana. Yıldızlar, uçan gezegenler, efendime söyleyeyim, koskocaman bir evrendeyiz hepimiz, olumlu insanlarız. Yani sen buranın adamı olmuşsun ya Büşra gerçekten. Anlatırken bile var o heyecanın gerçekten geçiyor ya. Evet, yemin ederim bir şey diyeyim mi? Abi yemin ederim bu mesleğe ilk başladığımdaki günlerim aklıma geldi. Ben de böyleydim, ben de aynı böyle çok heyecanlıydım. Kuryeliğe başladığında mı böyleydin? Anlayamadım. Yok abi, yan meslek olan. Astronomi. Daha adını söylemiyorsun, astronomi ne ya? Daha telaffuz edemiyorsun. Bir de sende hiç heyecan göremedim Secret. Büşra'daki heyecan sende yok. Abi yıllardır bu işin içindeyim yani, heyecan bir yerden sonra gitti. Bir şey diyeyim, Secret de benim burcumu yorumlayabilir mi Çağrı? Aynı heyecanlıkla bir cümle söyle bakalım. Ben mi? He. Ne, heyecanlı bir cümle mi kurayım abi? Evet abi, heyecanlı bir cümle kur. Şimdi Çağrı abi bir şey diyeyim mi? Senin var ya, Zodyak burcu var, 7. burç abi, hem de hava grubunda, biliyor musun? Lan İpne, benim Zodyak grubumla niye taşak geçer gibi anlatıyorsun o zaman? Heyecanlı dedik. Taşak geçtin senin zodyağımla şu an. Taşak geçmedim abi. Başak olduğu için şimdi burç. Anladın mı? Ya heyecan bu kadar oluyor abi. Heyecan yapınca başağı da biraz taşak olarak kaçıyor yani. Tamam, Büşra'dan devam edelim ya. Secret alternatifte kalsın. Ben Batan abiye döneceğim abi. Siz devam edin. Tamam. Kardeşim eyvallah. Evet Büşra Hanım. Evet. Şöyle söyleyeyim. Burada bahsettiğim konularda Jüpiter'in aslan. Bu şu demek. Jüpiter aslanda demek, mesela genelde ünlülerin ve tanınan insanların Jüpiter'i gerçekten aslan burcunda olduğunu tanınma getirir. Şan getirir, şöhret getirir. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Siz bir yerden geçtiğinizde hani bu konuda gerçekten her anlamda bulunduğunuz yerde tanınıyorsunuz. Hani insanların dikkatini çekiyorsunuz aslında. Genelde hani şöyle oluyor ama bu kim amına koyayım tipini, bu pardon çok özür dilerim, bu tipini siktiğimde kim oluyor genellikle. Bu tarz bir etkiyi de yaratmak istemiyorum ya. Olumlu etki yaratmak istiyorum aslında. Zaten sizi bence tanırlarsa öyle düşünür. Hani gerçekten insanlar dış görünüşten ziyade ne zaman karakteri farkına varabilirlerse, asıl cevherlerin karakterde olduğunu anlayabilirlerse zaten öyle bir cümle de kullanmazlar. Öyle cümle kullananlar da karakter yerine gelip geçici şeylere aldanan insanlar oluyor. Aynen. Onlar da kendine baksın o zaman önce. Kesinlikle. Ama o kadar fazla burcum var ki benim o zaman, değil mi? Harika bir insan olduğum için mi bu, yoksa herkeste de böyle fazla burç var mı yani? Şöyle söyleyeyim. Aslında hepimiz sadece bir burcumuz olduğunu düşünüyoruz. Mesela hani sizin güneşiniz terazi ya. Peki neden hani bütün güneş teraziler sizinle aynı değil? Çünkü nedeni ise haritada aslında hepimizin birçok burcu var. Sadece biz en belirgin, en belli başlı şeyleri hakkında konuşabiliyoruz. Ama aslında sizde de 12 tane burç var, bende de. Tek farkı ise hangi evlerde konumlandı. Mesela sizin Mars'ınız ikizler, benim mesela Mars'ım koç. Bu bizim aramızdaki farkı kırıyor. Anladım. Benim evet. Mars'ımı etkiliyor demek ki o. Bir de şöyle bir konuda uyarmak istiyorum. Gördüğüm tabii. Bir detay var.
Şimdi Satürn Kova burcuna girdi. 17 Aralık 2020'de. Aa! Kız onu bekliyoruz. 2 senedir girecekti. Girdi mi o en sonunda? Evet, girdi. 2,5 yıldır Oğlak burcunda bayağı bütün dünyayı etkiledi Plüton. Oh be, sonunda ya, bu girecek. Senelerden beri bunun haberini yapıyoruz bizimkiler. Bekliyorduk ya ne zaman girer diye. Gerçekten yeni girdi. Mi? Evet, bu evet. Meşhur burç değil mi? Bu haberi yapıldı. Evet, bunu. Satürn. Evet, zorluk. Yok, girdi çıktı. Zorluk. Giriyor gibi yapıyor, dönüyor evet. Etrafında falan. Evet, evet. O girmiş mi sonunda oraya? Evet, 17 Aralık'tan beri Kova burcunda zaten. Burada ama asıl evet. Önemli olan konu şu. Bilmiyorum, hani sakın haddimi bu konuda aşmak istemem ama siz şu an için değilse bile ileriki yaşlar için lütfen tansiyonunuza ve kan değerlerinize dikkat edin. Haddimi aşmak derken yani ne konuda haddimi? Mesela şöyle söyleyeyim, her insanın haritasında güçlü olduğu alanlar dışında sağlıksal anlamda olarak da zorlanabileceği alanlar da vardır az çok. Nefes zarlığı geldi bana bir şura. Bana böyle olumsuz şeyler söylüyorsun ya, nefes tansiyonum gitti şimdi işte, bak görüyor musun? Sadece ileri yaşta dikkat etmeniz için söyledim. Anladım. Evet, onun dışında şöyle bir şey var. Şimdi Satürn Oğlak'ta, siz bu geçirdiğiniz 2,5 yıldır, hani bu bahsettiğim, hatta tam tarihi bile verebilirim. 20 Aralık 2017'den 17 Aralık 2020'ye kadarki Satürn'ün Oğlak burcundaki döneminde, seyrinde 5. evde bir Oğlak'tı. Yani bu şu demek. Siz her türlü mutluluk evi olsun, bu biraz mutluluk evi tarzı. Nasıl bir şey? Örnek veriyorum, mutlu olduğunuz her konuda mutsuzluklar yaşamışsınız. Bu 2,5 yıl, hani örnek veriyorum, bu kesinlikle çok güzel olacak dediğiniz her şeyle ilgili bir olumsuz gelmiş. Bir olumsuzluklar olmuş, engeller olmuş. Evet, doğru. Bunlarla ilgili bu yıl yavaş yavaş çözülmeler, hatta geçen yıldan kaynaklı şöyle söyleyeyim. Eylül ayından itibaren bazı çözülmeler yaşamış olabilirsiniz. Siz benim bayağı istatistiklerimi söylüyorsunuz bana yani. Büşra mı? Ciddi misiniz? İnanın ki hiç bilmiyorum. Gerçekten mi? Evet, geçen senenin başında, 2020'nin başında ben 1500 falan izliyordum. 1000-1500 bandındaydım. 2019'un sonuna doğru askerden gelince 500'den 1000 arasındaydım. Ondan öncesinde bir çıkış vardı yine GTA döneminde yani. Ama 2017 ile 2019 arasında dediniz ya, 2020 arasında. Evet, evet. 2019'un başlarında böyle bir şey, 2017'nin başlarında böyle bir şey, çok heyecanlıydım. Çok yüksektim falan böyle. Sonra bir anda böyle her şey kötü gitmeye başladı. 2020'ye böyle doğru gelirken bazı şeyler güzelleşmeye başladı. Çünkü her şeyin bir dönemi var. Hatta şunu söyleyeyim mesela. Astroloji bir dil aslında. Hani insan bunu yeterince anlayabilirse gökler bizimle konuşur. Bu biraz zamansal anlamda. Hani her şeyin bir zamanı olduğunu gösteren bir harita bu. Pardon, anlamadım. Hani... Gökler bizimle... Orayı anlayamadım evet. Ya. Şöyle, astroloji bir dildir. Eğer insan yeterince anlayabilirse gökler bizimle konuşur. Gökler bizimle konuşuyor mu? Tabii ki gökyüzünden, hani aslında yeryüzündeki bazı şeyler gökyüzünde olan şeyler. Hani gökyüzünden yeryüzüne yansımalar var. Burada belli bir matematiksel hesaplar bile var. Bu biraz gerçekten hani bazı şeylerin haritasal anlamda, örnek veriyorum. Mesela bir insanın kolunun kırılacağı, Satürn'ün ikizlerdir, ay düğümüyle kavuştuğu yıl. Mesela benim kardeşimin kolu kırıldı. Tam o yıl. Ve ben bunu astrolojiye ilgim olduktan sonra fark ettim. Ama bunun bir tık devamı da yani... Şirke girer yani, haberin olsun. Ona da çok ya dikkat tabii et. Tabii ki o doğru. Tabii ki çok doğru söylüyorsunuz ama dediğim ki bazı şeyler de denk gelebiliyor yani. Anladım. Bizi peki yakında bekleyen bir şey var mı göklerde? Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu yıl bence sizin para yılın. Harbi mi diyorsun? Çünkü evet, 6. evde bir Jüpiter var. Bu yıl mesela parasal anlamda bayağı şanslı etkiler var. Hatta şöyle söyleyeyim, bu süreçte 2-3 hafta önceki süreçler de çok iyiymiş mesela bu konuda, Venüs'ün Kova'da olduğu transitlerde. Ya bu yıl para yılı mı yani benim için? Evet. Bu bir ay içinde mesela yapabileceğiniz, örnek veriyorum, aklınızda bazı şeyler varsa parasal anlamda, Venüs de Balık'ta çünkü sizin Venüs'ünüz Başak. Burada belli başlı noktaları da dikkate alıyorum. Bu gerçekten güzel süreç anlamına geliyor. Merkür retrosunda olmadığımız için şu an. Lan bir sponsorluk vardı, onu kovalıyorum bir yandan, mail atıyorum. Yayınlandım dün gece falan attık. O hatta, mu yoksa ya? Hatta şunu söyleyeyim. 11 Şubat'ta da Başak Burcu'nda, 11 Şubat diyorum çok özür dilerim. 27 önemli Şubat'ta değil. Da Başak Burcu'nda bir dolunay oldu. Dolunaylar sonuç demek. Ve aynı zamanda 2 haftayı kapsar.
Yani 27'sinden ta bu sürece kadar ki 2 hafta boyunca 15 günlük durumlarda başak burçları, yükselen başaklar özellikle, tam siz hani yükselen başak, uğruna çabaladığınız şeyler varsa, özellikle bu bahsettiğim çabalama durumu da mesela 30 Kasım itibariyle olan konularla ilgili bile olabilir sonuçlanma. Ne zaman başlar Büşra Hanım, yani o uğruna çabaladığımız şeyler ne zaman, hangi tarih dediniz? Şöyle, 27 Şubat'taki Dolunay'dan itibaren bu önümüzdeki 15 gün bu konuyla ilgili sonuç alabilirsiniz. Çünkü dolunaylar sonuçlanma vaktidir. Ekilen şeylerin bitirme zamanlarıdır. Şaka İnşallah yapıyorsun. Da hayırlısıyla gönlünüzce olmasını istiyorum. Evet evet. İnşallah. Çok ciddiyim. Yükselende başak görünce çok sevmiş ki bu ay başak ve balıklar için parasal anlamda çok, özellikle başaklar için mahkemelerle ilgili sonuçlanma için mesela eğer varsa, dava açtığınız birisi varsa bu ay kazandığı haberini alabilirsiniz. Dava açtığım birisi yok ama bu evrende, bu dönemde açayım değil mi? Birilerine dava açayım o zaman benim. Yani eğer doğru avukatı bulursanız. Ablacığım vallahi yapma, açar önüne gelene. Açayım ya, demek ki dönüş oluyorum. Hayır açmayın. Hani gerçekten zaten haklı olduğunuzu biliyorsanız bir şekilde zaten önünüze gelecek. Hani bu sonuçlanmalar haksızlığa uğradığınız konularla ilgili de bir şekilde önünüze gelecek. Hani hissedeceksiniz bu hakkımın aldığım duygusunu. Anladım. Evet, bu dönem, bu süreç abi ayrıca kuruşka dönemi diye de geçmektedir. Kısa bir örnekle de. Nedir onun? Neyin kuluçka dönemi? Kuluçka dönemi nedir? Ayın çıkması var ya abi, işte dolunay. Evet. İşte hani 27 Şubat'tan 10 Mart'a kadar dedi. Neydi bir şu anın, ben şimdi unuttum da bir. Şöyle söyleyeyim. Hangi aylar arasındaydı? Ben bir şu an taklit yapayım mı? Şöyle söyleyeyim. 27 Şubat'tan gelen gök cisimleri Mart'ın ortalarına doğru size evden çarpacaklar. Evet, çarpacaklar. Yanlış duymadınız. Mart'tan sonraki dönemlerde de Nisan ortasına kadar da tansiyonunuza çok dikkat edin. Ama oğlak burçları da kova burçlarına giriyorlar bu esnada, bilginiz olsun. Onlar da kendilerine çok dikkat etsinler. Oradaki gezegen de size bir giderse Haziran'a doğru paranın amına koyuyorsunuz. Pardon, özür dilerim. Özür dilerim Müşra Hanım. Siz daha iyi yorumluyorsunuz, çok eğlenceli. Ama bu tarz değil mi? Anlattığım şekilde yani. Evet, bence de. Herkendi değil, benim anlattığım böyle çok bir sade. Siz daha güzel yorumluyorsunuz, daha eğlenceli. Hani gerçekten belli yani bu konuda. Teşekkürler. Peki Büşra, sen o üniversite okuyor musun? Şöyle, bitirdim. Hangi bölüm? Yani çok alakasız olacak ama adalet ve kamu yönetimi siyaset bilimini bitirdim. Evet, hukuk konusunda bayağı seviyorum hukuk derslerini. Aynen. Astroloji ise insanları tanımaya çalışınca oldu. Önce psikolojiye hani eğilmiştim. Herkesi anlamaya çalışmak, hani insanları tanımak, onlara o şekilde yaklaşmak, kimseyi kırmak istemediğim için. Büşra, ben işte bunları öğrenmedim. Yaşayarak tanıdım insanları. Çok tavsiye etmiyorum aslında bu yöntemi. Keşke birazcık okusaydım da kimin ne olduğunu bilseydim. Bazen öyle bir şey oluyor ki haritadan bakıyorum. Mesela o kişiyi kendi haritamı ezbere biliyorum. O kişininkine bakıyorum. Aa diyorum, bundan arkadaş olmaz bana. Yaklaşmıyorum. Bir dakika, sen öyle haritadan mı bakıp şey yapıyorsun? Bu ne olur olmaz. Evet. Mesela direkt önce oğlum, burcunu soruyorum. Hayır, öyle bir şey değil. Mesela kafa yapımın uyup uymayacağını anlayabiliyorum. Örneğin bir dakika bir şuna atıyorum. Bekar mısın? Evet. Mesela atıyorum, sana birisi mesaj attı. Hemen tarihini öğrenip bir haritaya bir bakayım geleyim mi diyorsun? Ya o konularda öyle yapmıyorum. Çünkü yani bu konulardan biraz uzan, tamamen bu konuda işime ve kariyerime adadım kendimi. Ama mesela arkadaşlık konusunda özellikle biraz arkadaş kazığı yediğim için biraz fazla hani dostlarla ilgili, arkadaşlarla ilgili. Onun için mesela kafa yapısı uyup uymadığına bakıyorum. Hani kendi kafamla ne kadar arkadaşlık kurabilirim, ne şekilde çatışma, zıt olduğumuz kafa yapısı, oradan anlayabiliyorum az çok. Hiç şey olmuyor mu ya acabası? Mesela yani hani ben böyle düşünüyorum ama yani borcu da buymuş ama acaba olmaya da bilir mi, yok mu, hiç kesin mi yani? Yo, asla kesin değil. Ama şöyle bir durum var. En azından bunu gördüğüm zaman sırtımı yaslamıyorum. Bir şey soracağım Büşra Hanım. Batuhan, senin burcun neydi? Boğa. Boğa burçları kırılı mı olur genellikle Büşra Hanım? Bak işte ya. Oğlum astroloji gezegenler gökyüzüyle konuşsanıza ya birazcık. Astrolojiyle ne alakası var kardeşim? Ya niye ya? Bu özellik değil mi ya sendeki? Ya onunla ne alakası var kardeşim? Bu tamamen... Abi gezegene ne demek ki, bir anda bir şey olmuştur gezegen. Gitti sandım da anlık gidiyor arada çünkü. Evet, dinliyorum sizi. Bunun hangi yıldızı
kırlandı da bu kucuk bu kadar kırlandı yani. Onu ben merak ediyorum yani, anladın mı? Allah Allah. Ya aslında onunla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Neyi efendim? Ama insanları zorlama, astronomiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum diyor hanımefendi. Boğalardan özür dilemelisin. Allah Allah. Ben boğalara bir tazminat davası açayım da o zaman onun görsünler. Madem kazanıyorum bu dönemlerde. Allah Kemal var yalnız boğa bir tane kanka, haberin olsun. O da kırılır. Kaybedersen girer ya. Bak onda da var abi. Kemal ile aramızda 5 gün var he. 10 Mayıs Hanım, benimle. Özür diliyorum, ben birazcık cıvıttım. Gökyüzünü ciddiye almadım ya. Hayır ya estağfurullah. Zaten biz buraya hani konuşmaya geliyoruz sonuçta. Hani siz de benim gerçekten söylediklerimi dinlediğiniz için ben teşekkür ederim. Hani zaman ayırdığınız için hiç öyle düşünmüyorum. Sorsana, terazi ve boğa anlaşır mıymış? Anlaşıyoruz ya aslında. Biri toprak, biri hava elementi. Element olarak zıt görünse de aslında çok iyi anlaşır. Çünkü iki burcun da yöneticisi aynı gezegen. Venüs. Güzellik, sanat, para, estetik gezegeni. Boğa ve terazi. İkisinin de aynı burç. Yani gezegen olarak şimdi da aynı gezegen. Şimdi şu Batuhan'ın gezegeni güzellik, estetik gezegeni mi yani? Şöyle söyleyeyim, boğa ve terazi ikisinde de aynı. Venüs yönetiyor sizi. Bir yanlışlık Venüs... olmasın Büşra abla. Bir bakalım ya, yine de bir haritamıza bir bakalım ya. Bunun ben emin olamadım yani güzellik gezegeni olduğun için. Ya Venüs her türlü estetik olur. Bunun gibi maymunlar cehennemi gibi ya. Tövbe estağfurullah. Pardon, özür diliyorum. Şöyle söyleyeyim, aslında hani buradaki güzellikten kasıt mesela dış görünüşten ziyade örnek veriyorum yetenekleriyle ilgili olabilir. Yaptığı işle ilgili olabilir. He. Ya da hani aynen, ya da dokunduğu bir şeyi güzelleştirmeye ilgili olabilir. Şakalar aklıma geldi de ona güldüm. Anladım Büşra Hanım. Peki siz Büşra Hanım, bunu profesyonel olarak Büşra Hanım nerede icra etmektesiniz? Şöyle söyleyeyim mi açıkçası, ben şu anda profesyonel hani kimseye bakmıyorum, sadece kardeşim hani bu konuda bayağı bana ısrar etti, hani kardeşime, aileden, hani aileme birkaç kişiye falan bakıyorum. Hani sezgilerim doğrultusunda ben bunu bir de şu şekilde hani çok fazla karşılıklı olarak ben, hani gerek parasal gerek başka şekilde karşılıklı olarak sevmediğim için tamamen gönlümden kopma durumuyla hani öyle belli başlı kişilere hani arkadaşlarım. Çorba kaynasın mı diyorsun? Efendim? Yok, şaka yaptım. Chatten çok güzel bir soru gelmiş Büşra Hanım. Şimdi Büşra senin tüm özelliklerini biliyor ya. Bunlara bakarak senin arkadaş olur muydu? Sorar mısın, merak ettim. Güzel soruymuş. Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Satürn'ünüz oğlak olduğu için profesyonel olarak mı cevap vereyim? Vallahi profesyonel, net olun ya. Hani gerçek olun yani. Olurdum. Vallahi mi? Evet. Gerçekten arkadaş olurdum. Hani bu haritayı gördüm zaten, harita dışında da hani insanlara baktım, az çok insan hani yansıtıyor ayrı konu ama gerçekten bu kadar ince düşünen bir insanla arkadaş olmak isterdim, doğru. Teşekkür ederim Müşra Hanım. Ne demek, ben teşekkür ederim. Siz olur muydunuz benimle hissettiğiniz kadarıyla? Ben olurdum ya, direkt öyle söyleyeyim yani. Evet. Ya, hangi burçsunuz? Ben Koç burcum, gerçi çok heyecanlı bir insanım. Annem de Koç burcu ha bu arada. Gerçekten mi? Vallahi annem de Koç burcu. Bir bakayım mı haritama, bir bakayım mı ben iki dakika? Bakayım Koç burcumun haritasına. Ay tabii ki olur, nasıl isterseniz. Dur bir dakika, haritamdan bakıyorum. Kolum falan mı sen şey yapın Çağrı? Ya gerizekalı, haritadan bakıyorum işte, al haritadan bakıyorum, açtım önüm, haritadan bakıyorum Batuhan. Bak bakalım Çağrı. Abi bu coğrafya haritasını açmadın değil mi ya? Yo, Ataşehir bölgesindeyim şu an. Heh, olurdum, tamam, net dedim. Olurdum Müşra Hanım. Koç burcu çünkü çok düşünceli bir burç ya. İyi yani. Evet. Teşekkür ederim. Aynı. Nerede oturduğunuzu söylemiş miydiniz acaba tam olarak? İl olarak. Ofisiniz mi vardı ya? Yok bak, kafamız karıştı. Yok, ofisim yoktu benim. Pardon, yo ben. Hayır, az önce konuma baktı da gerçekten, o yüzden ben soruyorum yani. Yani harika. Salak, kendi haritama baktım. Ha, harita derken aslında bu yıldız haritası demek, hani gökyüzündeki harita. İl olarak yok, hangi ben, yer olarak değil. Yok yok, ben şeye baktım ya, Google haritalara baktım ya. Hmm. Orada da gözüküyor ya hava durumu. Ona baktım. O da sonuçta anlaşabilirsen hava durumu bile bazı şeyler açıklıyor ya Büşra. Mesela yarın yağmur var diyor mesela, kalın giyiniyorsun aslında. Bu bile bir konuşma yani. Evet, bu bile mesela bir ipucu gibi. Aynen öyle. Ben çok inanıyorum böyle şeylere bu arada.
Ben de inanıyorum. Zaten benim en yakın arkadaşım genelde terazi ya da ay terazi oluyor. Terazi burcu koç burcunu biraz sakin. Mesela şöyle anlatayım. Teraziler daha uzlaşımcıdır. Koç burcu daha böyle savaş, atak, sabırsız. Terazilerin o mantıksal, objektif ve konuşmacı yapısı koç burçlarını gerçekten iyi ikna ediyor. Benim de en yakın arkadaşlarım yanında boğa oluyor. Ay koç oluyor. Gerçekten evet, genelde uyumlu olabiliyorlar hani evet, evet, çünkü 180 derecede kalan burçlar birbiriyle hani arkadaş konusunda iyi arkadaş olabiliyor onlar. Tamam arkadaşım, o zaman Büşra arkadaşım. Tamam. Memnun oldum. Bir şey söyleyeceğim, yani günün sonunda en iyi burç terazi diyebiliyor muyuz şu anda? Bence söyleyebiliriz, nedenini tamam, de söyleyeyim bitti. Mi? Gerçekten profesyonelce evet. Söyleyeyim. Nedeni şu. Bir hani bir burç adaleti temel alıyorsa, hakkı hukuku temel alıyorsa, bence asıl en yüksek olan makam da adalet makamıdır. Asıl en yüksek olan kişi de adil kişidir. Bence terazidir. Çok teşekkür yalnız, ediyorum. Abi ben daha Batuhan abiyi yorumlamadım. Ondan sonra mı şey yapsın? Burak şey bu ne? Burak Kasırga, Fenerbahçe, Tras, Snap, Caner. Ömrümüzün yarısını uyuyarak, yarısını uyutularak geçiriyoruz. Burak. Bütün bu astronomi bilmem ne... Çağrı abi orada... Bu cümleye mi çıkıyor yani? Buradan bir mesaj almalı mıyız yani Burak? Onu soruyorum. Discord adresimiz de var da onu da söyleyeyim mi size? Ha tamam. Discord'a buradan tıklayıp gelebiliyorlar o zaman. Evet. Anladım. Tamam. Instagram üzerinden dedim de daha mantıklı. Tamamdır Burak'cığım. O zaman çok memnun oldum ben sizle tanıştığıma. Burak biz de çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. Ne demek hani ben... zaman ayırdığınız için. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Bizi aydınlattığınız için. Estağfurullah. Ben bir şey soracağım eğer hani müsaitseniz. Tabii. Ya eğer hani haddim olarak yanlış bir şey söylediysem gerçekten sizi tanımadığım için aynı zamanda çok hani şöyle söyleyeyim, takip etmedim ama Burak'tan daha önce de isminizi duymuşum. O yüzden takip edip yayınınızı izleyemediğim için özür dilerim ama gerçekten izlemeye başlayacağım. Çok yoğun çalıştığım için de öyle oluyor. Yani her gün çalışıyorum. Tabii her gün bir tane yıldız kayıyor. Bir şey oluyor. Bunlar durmuyor ki yerinde. Sizi de anlıyorum yani. Yok aslında bir şey söyleyeyim mi? Tamamen yıldız dışında da hani hukuksal anlamda da dersler konusuyla da biraz uğraşıyorum. Şey oluyor mu Büşra mesela? Bir sabah kalktın. Ay anasını diyeceğim. Yine bu yıldız yer değiştirmiş. Oluyor mu? Hani dün evet, çalıştım bugün yıldız götüne kaymış yani kafasına göre. Şöyle söyleyeyim. Merkür retrosu oldum. Aa işte başladık. 3 hafta zehir şimdi. He bak çok diyorum. Güzel bir soru gelmiş. Benim mesela hangi burçla benim ilişkim olmalı? Arkadaşlık olarak mı yoksa hani aşk olarak mı? Aşk olarak. Şimdi kim şöyle söyleyeyim. Yani şöyle anlatayım. Mesela terazi burcu. Aşk evinde kova vardır. Mesela 5. evinde kova olur. Onun dışında koç burcu olur. Sizin ay burcunuz yay olduğu için yay burcu olabilir. Ama şunun detayını vermek istiyorum. Harita bir bütün olduğu için sizin yükselenizin başak olmasından dolayı balık burcu da hani duygusal nitelikli balık veya mantıklı nitelikli oğlak burcu da yakınlık olabilir. Ya, kısaca diyorsun ki yani sana bakan ne olur diyorsun. Bakmak. Estağfurullah öyle demiyorum. Size kim layıksa o olsun diyorum. Amin diyorum ben de. Amin. Hayırlısıyla inşallah tabii ki. Hani dediğim gibi haddini aştıysam, yanlış bir şey söylediysem ne olur affedin. Hani bu konuda zamanınızı aldım sonuçta. Yok canım estağfurullah. Ama bundan sonra daha sıkı takip edeceğim kesinlikle çok söz veriyorum. Çok, aynen o konuda. Çok sağ ol. Hani Burak da kardeşim sayesinde bu konuda şu anda mesela sizinle konuşuyorum. Ona da hani ben de teşekkür ediyorum. Burak'a da biz de teşekkür ediyoruz. Ben tanıştığıma çok memnun oldum. Çok sağ olun efendim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ görüşmek olun. Üzere. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek sağ üzere. Sağ olun. Sağ teşekkürler. Evet. Lan sıkır. Ha abi. Batuhan abi. Doğum tarihini falan bir alabilir miyim? Ya siktir et sen doğum tarihini. Sen anlat amına ben bir dakika. 10 Mayıs 1995 kardeşim. 10 Mayıs'ta. Kaça doğru dünyaya geldin abi? Saat kaç civarıydı? Hatırlamıyorum. Gidip sorayım mı şimdi? Gideyim sorayım mı? Burç neydi abi senin? Boğa. Lan Mayıs ayı. Lan oğlum doğum tarihine göre burç neydi abi senin diyorsun ya. Lan insan bari bunu bak amına koyayım. Google'a yaz da biliyor lan burcunu bari. Amatör ya. Evet. Abi, doğallık yani. Şimdi müşteriyle bir doğallık kurmak var ya. Yani yeri geldim profesör. Belki kendimi koç hissediyorum değil mi? Olabilir yani, de yani. Aynen. Var tamam yorumla lan. Yorumla lan Batuhan'ın burcunu. Batuhan abi şimdi sen boğasın abi.
Makara evet. adamsın yani sohbetin yerinde kral adamsın. abi iyi kötü konuşayım mı ben? Burada alınma var mı? alınma yok. Zaten alınma yok. Sonunda... Hatta mümkünse kötü konuş ki bilelim yani kötüleri bilelim. Sonunda zaten tamam. Bana gireceği çıkacağı çok belli bu muhabbeti. Sen konuş istediğin yeri. Sıkıntı yok. Abi şimdi ben de boğa burcuyum. Boğa burçlarının ortak bir genel kısmında bir sorun vardır. Kıl sorunu. genellikle görülüyor abi bu kıl sorunu ama bunu hiç dert etme. Çünkü benim haritama baktığıma göre kıl sorunu bir süre sonra gidiyor abi ama kötü yanı da şu, ilk kafada gidiyor abi. Seninki de herhalde bu zaten belirtiler başlamış abi. Benim belamı sikiyim evet. Ama abi merak etme diğer bölgelerde de gidecek. Onu da bil. Peki şöyle bir soru geldi. Lazerle geçer mi peki yazmışlar? Geçer abi niye geçmesin? Sizin lazerci var mı? Lazerci ofisi. Ama ayıpsın abi ya. Ama Batuhan'ın lazer... Lazer yetmeyebilir. Işık kılıcı falan lazım ona. Anasını sikiyim ya. Yine şakaya. Şakaya bu bakar mısın hocam ya? Lan ne pis ya bu şakacı bir insan. Ya. Abi dediğim gibi makara adamsın. Bunu şuradan da çıkarabilirsin eyvallah. Zaten. Tolga Çevik, Cem Yılmaz falan da bunlar da boğa burcudur yani. Yeri geldin mi kendini savunmasını bilirsin. Ortamdaki adaleti sağlarsın. Bunu da Esra Erol'dan anlayabilirsin. Esra Erol da boğa burcu. O da bildiğin üzere olayları güzel bir şekilde şey yapıyor. Kendince adaleti sağlamaya çalışıyor. Onun dışında evet. 95'li miydin abi? 95 evet. 95'li. Yükselenin ne abi senin? Oğlum sen söylesene. Yo abi sen söyle ki ben şey yapayım. Ben bilmiyorum oğlum sen söyle. Oğlum sen baya kalfazan çıktın ya. Sen baya kurye falan değilsin sen. Kalfazansın ya sen baya. Bir de bu şimdi fatura da çıkartır ha bu anlattıklarına şimdi. Yok. Tamamen bu abi. Bir ekrana baksana bir şey fark edecek misin? Bir ekrana bak. Benim bozum daha bırak. Benim değil. Genel ekrana bak. Ona değil. Oğlum geneline bak geneline. Bütün büyük resmi gör Çağrı. Oğlum salak mısın? Ne yapıyorsun ya? Çağrı. Metin'in. Mete'yi mi tamamlamışlar puzzle gibi? Mete'yi tamamlamışlar kanka. Ya buraya uşağımla gitti amına koy. Çok oldum görünce amına koy. Ya oğlum Mete'yle ne kadar uğraşıyorsunuz ya? Bu işte Mete'ye şaka yapılınca kopma krizine giriyor. Komik ama. Evet Secret başka? Evet. Batman abi sen bir daha bir evet. Zodiac'ın 8. burcusun. Çağrı abinin büyüs modeli. Çağrı abi 7'ydi. Ama sende de şöyle bir şey var abi. Seninki de toprak grubundan. Abi bir ayağın çukurda diyebilir miyim? Lan dur daha beni niye öldürdün gece ilk yaşımdan buna koyup. Haritaya bakıyorum da abi yani pek güzel şeyler gözükmüyor. Boğa burcusun, duygusal adamsın, empati kuruyorsun abi. Yalan mıdır? Büşra'nın çıktı mı? Çıktı. Yo doğru. Doğru. Ben sana onaylayayım. Evet empati kurarsın abi. Güzel de kurarsın. Yufka yüreklisin abi. Yolda mesela bir tane çocuk gördüğünde abi gereken yardımı yaparsın. Onu da söyleyeyim yani. Boğa burcunun da bu kaçınılmaz kardeşim. Özelliğidir. Ama dediğim gibi abi kıl tarafını sıkıntı yapma. İlerleyen zamanlarda geçecek. Ya sigret. Ama...